nöbeti aylardır devam ediyor. Aynı şekilde cezaevlerinde aynı taleplerle açlık grevleri devam ediyor. Ve en temel talep tecritin ortadan kaldırılması, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi ve Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşması. Tecritin ortadan kalkması demek, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için diyalog yolunun açılması demektir. Türkiye'nin, Kürdistan'ın, dört parça Kürdistan'ın ve Orta Doğu'nun barış dışında bir seçeneği yok demişti. Ve bizler İmralı tecridinin ortadan kalkmasının, barış ve diyalog sürecinin açılmasının hem Kürt sorununun bu ülkede, Türkiye'de barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesinin önünü açacağına inanıyoruz. Hem de Orta Doğu'da yaşanan birçok meselenin çözülmesi konusunda da kapıları aralayacağını düşünüyoruz. Orta Doğu'da iki kadim sorun var. Bir Kürt sorunu ve bir Filistin sorunu. Her iki sorunun çözülmesi Orta Doğu halkları açısından, Orta Doğu'nun barışı açısından oldukça önemli. Ve bizler ortak yaşamı savunan insanlar olarak, ortak yaşamı savunan siyaset olarak, ortak yaşamı savunan bir paradigma olarak Kürt sorununun bu ülkede çözümünün ortak yaşamı daha da güçlendireceğini ve herkesin eşit yurttaşlık hakkı temelinde kendi diliyle, kendi rengiyle, kendi inancıyla bir arada ortak bir hayatı hep beraber kurabileceğimize inanıyoruz. Bu yürütülen adalet nöbetinde bu taleplerin öne çıkması gerçekten bütün Türkiye halkları için çok önemlidir. Bugün Kürdistan için devam eden bu sorun, Kürt sorunu, sınırın öte yanında şimdi gerçekleşen savaş hazırlıkları ki biliyorsunuz Dışişleri Bakanı başta olmak üzere birçok hükümetten temsilci hem Irak'ta savaş zirveleri yapıyorlar adeta hem de birçok ülkeyle bu savaşın önünün ve çatışmanın önünün açılması için görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Bu sene 2024 Nevroz'unda tıpkı 2013 Nevroz'unda olduğu gibi barış talebini bütün halklar, başta Kürt halkı olmak üzere bütün halklar çok yüksek bir sesle dillendirdiler. Ama ne yazık ki bu iktidar bize savaş zirveleriyle yanıt veriyor. Ama bizler barış talebinden, ortak yaşam talebinden, bu ülkede ezilen ve sömürülenlerin hakları için mücadele etmekten dün vazgeçmedik, bugün de vazgeçmeyeceğiz. Ben siz değerli analarımızın, sevgili kadınların yürüttüğü bu onurlu mücadeleyi bir kez daha selamlıyorum ve mutlaka bu topraklara barış gelecek. Mutlaka ölüm, kan, gözyaşı, bu düşmanlıklar, bu fitneler, bu fesatlar, bu halklar arasında ekilmek istenen ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı tohumları bizler bu topraklardan hep beraber sizlerle birlikte söküp atacağız. Barışı Anadolu ve Mezopotamya topraklarında hep birlikte kendi ellerimizle yeşerteceğiz. Mücadelemizin buna vesile olacağına inanıyorum. Hepimize başarılar diliyorum.